Ya bildiğiniz romantizm şuan çekişiyor. Ben de romantizme suyunu teneffüs yapmaya çalışıyorum. Adam utanmadan beni eğiliyor ya. Eğlemez. Oğuşum kim diye eğlemez. Öyle bir şey yapmaz. Zümrüt teyzeciğim, sana kötü bir haberim var. Ama oğuşum bunu yaptı. Hatta hepsi yaptı. Peki ben ne yaptım? Kalktım Musa'ya. Koltuğun yolunu gösterdim. Bir de yalan söylemiş ya, yalan. Eko peki? Sence Eko durur mu? Eko da yalan söyledi bana. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ben mesaiye kalıyorum. Ben de aptalım ya, inandım. Ay! Yalçın, Yalçın Allah'ım diyorum ki tamam. Akıllandı bu adam, olgunlaştı, duruldu. Tam diyorum, pat çılgın bir proje imza atıyor. Benim bütün emekler heba. Ama biz yaptık. Evlenmesin. Bütün bunları biz yaptık. Aldık o adamları, başımıza çıkarttık. Doğru. Bir de elimizle yol gösterdik. Bakın buyurun gelin. Burası dedik maşallah, onlar da itirazsız tıpış tıpış geldiler. Ama ben bunları çözdüm. Ben bu erkekleri çözdüm. Her şey istediklerini alana kadar. İstediklerini alana kadar karıcım karıcım böyle peşimize dolanıyorlar. Aldıktan sonra da... Aynen bacım, aynen. Bir de demiyorlar mı sorsam? Yorgunum ya, çalışıyorum. Bir maaşım var ya. Biz de çalışıyoruz. Oradaki de iki fazla. Biz çalışmıyoruz. Biz eşekler gibi çalışıyoruz. Güzel be, ben hariç. Hem de kendimizi bildik bileli çalışıyoruz. Peki biz ne istedik ya? Yat mı istedik, kat mı istedik, pırlanta kolye mi istedik? Dürüst olacaksın, bir tane çiçek getireceksin, göreceksin. Bu kadar yani, bu kadar. Bu kadar, bak, bak boş, bak boş, boş. Bacım ben onu da geçtim. Evde bütün yük bende. Tabii. Çocuklara ben bakıyorum, bulaşıkları ben yıkıyorum. Bütün günde üste işe gidiyorum. Tabii. Al benden de o kadar. İnsan bir minnet duyar, bir ya, takdir eder. Ya. O da yok. Akşam beş karış turat çekiyoruz bir de. Herkes anladı. Kızlar! Bu gidişata bir dur demenin tam olarak vakti geldi. Değer bilmek yok, kıymet bilmek yok. O zaman biz de ne yapıyoruz? Erkekleri boykot ediyoruz kızlar. Boykot! Hareketlere bak. Boykot! 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 Ben bekar ve mutlu bir kadın. Arkadaşlar günler geçti, günler geçiyor. Bunların dirençlerinde en ufak bir kırılma yok. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık, her yolu denedik ama olmuyor. Bunlar örgüt olmuş, vallahi örgüt olmuş. Yani bırak geçtim kırılmayı. Ya Esra her gün el arttırıyor abi. Evet. Abarttı iyice. Da abartır, ben kardeşimi tanıyorum. Benim kardeşim abartır, suyunu çıkarır. Babam da biliyor. Baba, baba ne yapıyorsun? Hı? Ne olmuş yani? Ya bir icat yaptık, ya bir icat. Hata mı yaptık? Yok ya, yok. Bilime saygıları da yok. Aynen öyle, aynen öyle babacığım, aynen öyle. Yani bir dehaya, bakar mısınız dehaya bir... Şu dehayı göremiyorlar ya. Oğlum, şu dehadan anlamıyorlar ya. Evet oğlum, anlamıyorlar ya. Nato Merber, Nato Kafa anlamıyorlar yani, anlamıyorlar. Kanepe.
Ya ben kanepede uyuyorum ya. Bana Allah aşkına ya. Ne nedir ya? Orta çağda kaldı arkadaşlar. Kanepe ne ya? Skolyoz oldum. Kanepelerden nefret ettim. Ya al benden de o kadar. Ya bir bana bir bak. Ben çok iyi bir koca değil miyim? Evet ya? Abi. Ha, bu bana yapılır mı ya? Asla. Aynen öyle. Ben mesela ideal kocanın vücut bulmuş hali gibi bir şeyim abi. En ideal bir koca değil miyim ben? Evet, i̇deal evet, bir kocayım. Hayır yani bizim bir kumarımız var mı? Yok. YouTube alışkanlığımız var mı? Yok. Ya bir maç izledik ya. Bir maç. İzleye izleye bir maç. 90 dakikalık bir şey. Bu yapılacak iş mi? Yok ya. Hiç. Neyse arkadaşlar, birbirimizi yeterince methettiysek artık şu konuya bir dönelim. Çünkü belli ki böyle ömür geçmeyecek. Ben geçmeyecek, geçmeyecek de ne yapacağız? Ha. Ne yapacağız? Geri adım falan mı? Bak şunu kafana şimdi vuracağım ha. Geri adım, geri adım yok. Delirmeyin ya. Yok. Geri adım, geri adım yok ya. Yok. Geri adım falan atmayacağız artık. Geri adım falan atmayacağız. Masada çözeceğiz biz bu işi. Masada mı? Müzakerecilik. Tamam. Müzakere edeceğiz. Tamam abi. Hem babam da bizden. Süper. Evet abi. Mucidimiz de var. Tamam. Aynen. Deha. Tamam. Tamam güzel. Gideceğiz. Geldik, geldik. Ben de geldim. Sen niye geldin? Sen evli bile değilsin ya. Neye geldin? Desteğe geldim. Desteğe. İyi yaptım be. Sen dibinde bak. Hadi bak. Hadi bakalım. Soğuk savaşı başlatıyorum. Tabii ki de ilk söz oğluşumun. Başla. Teşekkür ederim anneciğim. Ama daha hemen... Her şeyden önce... Karıcığım, bugün yine çok güzel gözüküyorsun. Güzel ortam, sağ yumuşat. Baba. Bunlar iyi, yumuşat ortam, iyi bunlar. Sağ ol. Sağ ol mu? Oğluşum, bu kız senin hiçbir zaman değerini bilmedi. Sağ ol ne ya? Ben... Sağ ol ne? Para üstü vermedin, sağ ol. Ya Zümrüt Hanım teyzeciğim, anneciğim ama ya. Sağ ol. Sen sus. Susmayacaksın. Sen karışmasana ya. Söz hakkı olanlar da sus. Çeneniz kopsun inşallah. Evet, buyurun. Dinliyoruz. Madem bizimle anlaşmak istiyorsunuz, gelelim taleplerimize. Buyurun. Bir. Kaybolan romantizmi geri istiyoruz. Nerede kaybettiyseniz bana getirin. Musa, ortopedin çorapla kaybettin sen Musa. Vallahi kaybettin. Ya, ne terk edin? Ama bu bizim özelimiz ya, özelimiz. Ne özeli artık? Merak etmeyin, o bende, bizde sıkıntı yok. Nasıl sizde ya? Yani bazı duraklama dönemlerine girmiş olunabilir, bazı problemler yaşanmış olabilir. Orasını bize bırakın, biz orayı çözeceğiz. Mesela Ozan, ne yapacaksınız mesela? Çözeceğiz biz onu, merak etme, tamam. Devam ediyorum. İki, bu biraz kişiye özel bir madde. Akıllı icatlar için evin demirbaşları ve dahi kredi kartı kullanılmayacak. Bir dakika kızım Esra, sen ne diyorsun? Bu kabul edilemez. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yok öyle bir şey. Bir kuşu söndürülemez. Ya sen ne diyorsun? Sen ocağımı söndürdün. Evet. Bir ışığı diyor bana ya. Bir kuşu söndürülemez. Tamam. Sakin. Kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Kabul ediyor. Olmaz ha bunlar ya. Ben sana finansman sağlayacağım. Ama bir dakika. Ben sana finansman sağlayacağım. Tamam, peki oldu o zaman. Bu sadece senin değil, bütün kadınların kazanımı Melisa. Çok sağ ol. Helal, böyle devam. Aya bu bizim. Devam. Üç. Haftada sadece bir gün maç izlenecek. Öyle bir şey yok. Ama bir maçım var. Öyle bir şey yok. Ne demek öyle bir şey yok? Hatta beş gün maç mı olacak? Hayır, öyle bir şey. Ben çok çalışıyorum. İmkanı olabilir öyle bir şey. Haftayız, maç izleyelim. Ben her akşam ne yapıyorum? Ben anlamadım. Bir bal cips getirmiş. Bilmem bir şey. Mola alalım mı? Mola. Böyle bir şey imkansız. İmkansız. Mola. Anneciğim, biz mola istiyoruz. Mola. 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 Buyurun. Mola. Mola. Anneciğim biz geliyoruz. Hallere bak ya, hallere başkanım, bak. Başkanım buyur. Gel başkanım. Gel. Buyur şimdi. Abi geri adım atmıyoruz. Asla. Tamam mı? Gerekirse taviz verelim. Taviz verelim. Yani bulaşık yıkayalım ya. Nasıl bulaşıkları yıkayacağız? Musa ben CEO adamım, ben bulaşık falan yıkayamam. Ben olmaz o iş. Ben yıkarım ya. Takılmayın oğlum. İki tane maç diyor abi, almamız lazım bu akşam. Yaparız. Evet. Sıkıntı yok. Bir şey yok, kabul et ya, ne olacak? Evet. O zaman tamam, şöyle yapıyoruz. Evet. İki gün maç, bir gün bulaşık. İki gün maç, bir tamam, gün bulaşık. Tamam, ne? Bunu kabul ettiririz. Tamam, güzel. Tamam. Hazır mıyız? Tamam, hadi. Yürü başkanım. Başkanım, buyurun. Tamam, buyurun. Geliyorlar ya. Bazı kararlar olur. Anneciğim. Aynen. Bazı kararlar olur. Tamam. Ama. Bir dakika. Ama mı? Ama. Haftada en az iki gün maç izlenecek. Bir günde
bulaşık yıkanacak. Zaten yardım edeceksiniz. Zaten sizin bize ev işlerinde yardım etmeniz gerek. Ben nasıl ya? Hayır, o... ben CEO adamım. CEO adamım. Ben nasıl olur? Bulaşığı sanki siz mi yıkıyorsunuz? Ya makine yıkıyor kontrol. Ya biz de suyunu tutacağız, makineyi yerleştireceğiz. Onlar hep işte. Vay be ya, bravo ya. Çok sağ ol ya. Gerçekten çok sağ ol. Ya makine icat olundu diye biz neden maç izleme hakkımızdan mahrum kalıyoruz? Çok saçma bu. Ya arkadaşlar, bana bıraksalar kim bilir daha neler icat edeceğim. Yani. Bırakmıyorlar ya. Sus. Hayır, sus. Sus. Hayır efendim. Susmayacağız. Haklarımızı geri istiyoruz. Susmayacağız. Vermiyoruz. Ya şöyle bakın, siz bunu anlamıyorsunuz arkadaşlar. Haftada bazen değil mi en az iki kere derbi oluyor. Hadi ya bu işin, İngiltere ligi var. Bunun İspanya ligi var, bunun bilmem ne ligi var. Ya bu teknik olarak mümkün değil. Mümkün değil. O zaman ya beraber yaşayın. Ama anne. Bakın arkadaşlar, sus. Hayır, hayır, hayır. Sizin bu talebiniz asla ve kata kabul edilemez. Bitti. Çık menetiz. Siz bunu kabul etmiyor musunuz? Etmiyorum. Etmiyor musunuz? Etmiyorum. Tamam, o zaman. Etmeyeceğiz. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Etmiyorsunuz. Peki tamam. O zaman biz de bu müzakere masasını deviriyoruz. Hadi bakalım. Hatta eli yükseltiyoruz. Bundan sonra da eve gelmiyoruz. Gelmezseniz gel. Otur. Belki. Gelmekte çok hızlı gittin ya. İşte hukuk sistemi, işte adalet sistemi. Evlere gelmiyorlar. Abi sen ne yaptın ya? Ya ne demek eve gelmiyoruz ne demek ya? Ha kendini yaktın, bizi niye yakıyorsun be kardeşim? Hadi ben gaza geldim. Tamam ben gaza geldim, ağzımdan bazı sözcükler çıktı. Sen niye o müzakere masasını deviriyorsun? Sen devir dedin. Abi ben mecazen dedim. Sen ya, niye gerçekten deviriyorsun o masayı? Ya ben ne anlarım mecazla, gel ben onları ben nereden şey yapayım? Ya, bir dakika ya, bir dakika. İkiniz de çok iyi yaptınız. Hah. Hem bir görsünler bakalım, bizsiz kalmak neymiş, bir görsünler, bir yaşasınlar. Aynen. Ayrıca ne var bir icat için iki tane altın feda ettiysem ne olmuş? Hiç, babacığım, hiç. Ne iki altını, evler, arabalar, arsalar, ne anlatıyorsun? Babacığım sen girme oralara lütfen, gözünü seveyim. Hayır hayır, ben babacığıma hak veriyorum. Ben iyi bir şey yaptım, değil mi baba? Ben iyi bir şey yaptım ya. Evet. Değil mi Musa, iyi bir şey yaptım. Aynen, aynen abi, iyi yaptın ya. Ha? Ya inanmıyorum, yine ortamdaki en aklı başında insan ben oldum ya. Bana bunu yapmayın lütfen ya. Ben bu erkekler grubundan affımı istesem arkadaşlar? Evet. Ya evet. Ne saçmalama Eko, saçmalama ya. Hayır, iyi düşünün, saçmalama. Abi ben giderim, paşa paşa özrümü dilerim. Aynen. Gerekirse kanepede sürgün hayatı yaşarım bir müddet ama yani burada bir tuhaf... Ya saçmalama Eko ya. Olmaz öyle şey ya. Bak kılıbıklık yapma, hain. Oğlum sen bana ikidir bak... Allah Allah. Hayır, bir dakika arkadaşlar. Biz bu yola beraber çıktık. Evet. Ya. Beraber yürüyeceğiz. Biz kararımızdan dönmeyeceğiz. Neydi? Bir cepheyi kaybedersek bütün cepheler düşer arkadaşlar. Yapmayın ya. Hem bir de görmediniz mi? Ben öyle söyleyince bunların nasıl bir ödü koptu? Yani doğru oturdular. Doğru ama masaya oturdular. Hem bir görmediniz mi? Benim bir tek ben mi gördüm bunu çocuklar, Allah Allah. Neyse sen sabırlı ol. Dur bak. Dur ya. Dur bak. Ne yapıyorum ben ya? Aramayacağım tabii ki. Atlas. Annem saat kaç olmuş? Bizim yatmamız lazım artık. Değil mi? Hadi gel. Ya. Aa, hiç öyle ya falan yok. Şimdi yatacağız çünkü yarın erken kalkacağız. Ben boyaları toplarım. Kaldığımız yerden devam ederiz, tamam mı? Gel. Gel benim bir tanem. Anne ne oldu? Annem. Ay. İyiyim. İyiyim. Öyle bir anda kalkınca ya başım döndü gibi oldu. İyi, bir tanem korkma anneciğim. Gel, gel. Alo. Zeyno, Musa geldi mi? Yok, gelmedi. Bir telefon etmek falan da yok. Eko geldi mi? Yok vallahi, o da gelmedi. Dur bekle, Esra'ya bağlıyorum. Efendim Zeyno. Esra, Elif de şimdi hatta. Ozan geldi mi eve? Yok, gelmedi. Sizinkiler geldi mi? Yok. Kızlar, bir şey diyeceğim, bence durum hiç parlak değil. Yalçın baba da ortalıkta yok. Yani gelirler herhalde birazdan. Tabii canım, mutlaka. Başka yolları mı var? Yani muhakkak gelecekler. Hatta belki yoldadırlar bile. Kızlar, bak kuyruğu dik tutalım derken işin tadı kaçmasın. İnşallah. Ah.
Hah, abi neredesin ya? Geldim geldim, bir işim vardı, hallettim geldim. Ne yaptınız? Biz ne yapalım? Ne yapalım? Sıkılabileceğimiz her farklı formda sıkıldık. Ben çok sıkıldım. Ben karıma gidiyorum. Hayır, hayır, hayır. Yani. Nereye gidiyorsun? Bak, Elif benimle kardeşim oğlum. Bu mesele hepimizin meselesi ya. Bir dur. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Ya ama arkadaşlar delireceğim ya. Yani basit bir maç izlemek için çıktığımız yolda şu düştüğümüz hale bak ya. Babam burada iki saattir televizyon izliyor. O orada kahve öpürdetiyor. Ya benim rüyalarım bile bu kadar saçma değil ki. Tamam. Kocuğum. Eğer memnun değilsen... Değilim, ben gideyim. Hayır, 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 nereye şey gidiyorsun ya. Ama sen gideyim. Memnun değilsen de kalacaksın ya, abi, evet. Allah Allah. Memnun değilsen de kalacaksın burada ya. Bak bu kadar adamız bir çıkıntılık yapan sensin ya. Aynen öyle, ben neydi? Unutma neydi? Bir cephe kaybedersek bütün cepheler düşer. Çok doğru, çok doğru. Tamam, gitmiyorum, gitmiyorum, çok doğru. Of tamam. Be işte bu. Heh. Gideceğim, gideceğim sabahtan beri. Ay. Ya Menekşem şimdi dükkanı nasıl kapatmıştır acaba? Takıldım ben oraya. Bak. Ama çocuklar bir şey diyeceğim ya. Evet. Yani Menekşe o kadar da haksız değil galiba. Ha? Çok işte. Doğru. Çok doğru. Ya şimdi babacığım, yani oradan bakınca ya Esra da çok haksız değil gibi ya. Yani ben o yemekte olmadı. Yani hoş olmadı o yemek ya. Olmadı, hoş olmadı. Olmadı. Ay doğru. Düşünsene Eko şimdi. Ne güzel yemekler yapmıştır Menekşe değil mi? İşte tamam babacığım, yani baksana Esra'nın yemekleri. Esra'nın yemekleri. Ya şu düştüğümüz hale bak, biz pizza yakalacak adam mıyız ya? Şu halimize bak, ben bir de gittim kıza dedim ki senin yemeklerinin dedim tuzu yok dedim ya. Tuzu eksik olmuş dedim. İşte. Olmamış dedim. Baba, arkadaşlar eşlerimize koşalım. Karılarımıza koşalım vallahi. Ya ne olacak ya? Dünyada bir ton kılıbık erkek var. Ben hayatımın geri kalanını kılıbık bir adam olarak geçirmeye var. Bana uyar. Vallahi olur. Hayır, ben zaten eskiden kılabıktım. Evet, bilmediğimiz yerler değil ki. Ya ne oluyor? Tamam. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor beyler, ne oluyor? Gözünüzü seveyim, ne yapıyorsunuz ya? Yalçın amcacığım, katiyen sana bağırmıyorum. Ama ne oluyor? Ya biz bir maç izleyebilmek için yalan söylemek zorunda kaldık ya. Ya bu bir dramdır ya. Doğru, çok doğru. Biz yalan söylemeye mecbur bırakılmış, yani adeta suça itilmiş gençleriz ha? Burada. Hayır, vallahi... biz yalan söyledik. Bir yalan söyledik ama bu yalanı nasıl söyledik? İçimiz... Paramparça. Paramparça. Evet. İçimiz kan ağlarken söylemedik mi biz bu yalanı? Ha, bir de bir şey diyeceğim. Ben teknik olarak yalan söylemiş sayılmıyorum ki. O dediğim, söz verdiğim romantik yemek yendi mi? Yani. Yendi. Ben yalan söylemiş falan olmuyorum ki. Ben niye yalan söylemedim yani? Arkadaş, ben lokantada patates soymuyor muyum ya? Hiç. Patlıcan soymuyor muyum? Hiç. Bunlar niye görülmüyor? Evet. Hiç. Ama benim şu anda ne yapmam lazım? Ayvalık'ta, teknemde, akıllı oltamla balığımı çekmem lazım. Evet. Aynen öyle ya. Evet. Bu adam patates soyuyor ya. Evet. Evet. İşte bu ya. İşte bu. Haklıyız. Kazanacağız. Neydi? Bir cephe düşerse bütün cepheler kaybederiz, gider bir cephe. Kaybederiz. Düşer. Bu. Çok doğru. Geliyorum. Oh. Hadi oturun. Hadi otur. Ya bunlar baya dün gece eve gelmediler. Farkında mısınız? Ha, ben Pınar'dan öğrendim. Şirketin üstündeki lofta kalmışlar. Bak sen. Demek el yükseltiyorlar. Biz de misliyle karşılık vereceğiz. Zeyno, saçmalama ya. Ne yapacağız? Adamlar zaten eve gelmedi. Şu hale bak. Kalkın. Tatile gidiyoruz. Ne tatil ya? Ya kızım, dedik ya kız kıza bir tatile çıkamadık. Hani detoks kampı vardı, oraya gidecektik. Hadi, hadi. Tamam, tamam. Bana uyar. Ben varım. Olmaz, olmaz. Atlas'ı ne yapacağım ben? Ya kızım, ben bakarım Atlas'a. Ne güne duruyorum burada. Gidin, gidin. Esra, itiraz istemiyorum. Vallahi bak, eve geldiklerinde bizi bulamamak neymiş? Bir yaşasınlar, bir görsünler ya. Bilemedim şimdi ya. Çocuğu bırakıp ben yavrum... Esra, hadi. Hadi, hadi. Esra, hadi ya. Hadi, hadi. İtiraz istemiyorum bak. İyi, tamam. Gidelim hadi. Gidelim, biz de tatilimizi yapalım. Yapalım. Güzel olur, eğleniriz. Aferin kızım, aferin. Bravo. Çalışıyor kızım. Arkadaşlar... Esra hala gelmedi mi, bana mı öyle geliyor? Yok yok, gelmedi ama yoldadır, gelir birazdan. Ya beyler, ben dün gece eve gitmedim ya. Evet. Şimdi ben tanıyorum abi, ben biliyorum karımı yani. Şimdi o çok pişman olmuştur, üzülmüştür ama... Yani Ozan, ben çok pişmanım. Ozan eve dön de diyemez. Demez. Ama o yani o gururundan ölmüştür, zaten yoldadır, geliyordur. Diyorsun. Abi canım, aynen böyle olmuştur. Tabii tabii. Gelsinler ya, gelsinler abi. Ben çiçeğimi çok özledim. Çiçeğimsizlikten öleceğim artık ben ya. Sakin.
Zafer çok yakın Eko, sen bir sakin ol. Biz de. Zafer çok yakın, sakin. Nasıl ya? Ne nasıl ya? Oğlum aynen böyle dediğim gibi işte bak. Esra bensiz yapamaz abi, evet. Yapamaz. Ya ben tapıyor bana, ben biliyorum bunu. Abi bunlar gitmiş. Nasıl ya? Nasıl gitmişler? Nasıl? Nereye gitmişler? Daha tatile gitmişler. Ya. Kim? Kızlar. Ay çok güzel mekan ya. Aa. Ver bakayım sen şunu bana. İyi ki gelmişiz kızlar. İyi ki, çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Çok mutluyuz burada, çok. Hı, ağızlara bak. Hava da çok güzel. Of. Abi hani Zafer yakındı? Hani Zafer yakındı? He? Bırak Zafer'e yakınlığı, karılarımıza bile yakın değiliz abi biz. O güzel insanlar gitmişler. Ah çiçeğim ya ama... Şş. Nereye gitmiş bunlar bak. Bak bak adresine tamam, bak. Tamam dur, açıyorum sitesini açacağım şimdi. Ya. Hadi bul şunun abi, adresini, tamam, hadi bul şunun adresini. Abi yazıyorum ya Allah aşkına ya. Heh bu, bu otel. Bu nedir? Bu ne oğlum? Nasıl ya? Bu ne oğlum? Arkadaşlar ortamda bir miktar kaslanma mı söz konusu? Ama bu yani... Yok bu gerçek değil de. Tabii tabii ilaç bunlar. Şunu göreceğim ben, kör olaydım ya. Cim adasına mı gittiniz? Bu nasıl vücut bunlar ya? Abi ben kötü oldum. Benim bir şekerim sakin, falan oynadı sakin ya. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Ya ben Zeyno'mu arayacağım ya. Zeyno'm diyeceğim. Ne? Zeyno'm geri dön. Seni hayır. Çok özledim diyeceğim. Zeyno'm bir şey yapamazsın. Ya. Çok özledim. Yapamazsın. Bırak. Saçmalama. Saçmalama. Yapamazsın öyle şey. Saçmalama. Bana bak. Nefes al. Bana bak. Sen. Bırak telefonu. Telefonu bırak. Bırak abi. Bırak telefonu. Bırak. Benim gözüm sakin içine bak. Ol. Telefonun gözüm nefes içine bak. Nefes alın mı ya? Sakin. Tamam. Sakin. Ha. Zafer çok yakın oldu. Tamam. Yeter. Bir şey diyeceğim. Telefonu bıraktırdık da hı, ne yapacağız? Ne? Bir yere bakıyoruz. Ne? Otele telefonu al. Gidelim abi. Gidelim buraya. Bu kadar kas olur mu be kardeşim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.